Bitiyor. Ay Bravo. Çok teşekkür ederiz. Kızlar Devletelim. çok teşekkür Harikasınız. ediyoruz. Harikasınız. Evet hoca sizleri gönderiyor. Sevgili izleyiciler e, çok güzel bir anons vereceğiz şimdi. Türkiye'ye dansı kuran dansın ustası Tolga Han ve onun birçok ülkede şampiyonluklar Kazanan kızı Ceylin bizle birlikte. Ceylin bizim programda elimizde büyüdü. Ve usta Tolgağan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk davetiniz için geldiniz. teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ceylin estiniz geçtiniz yani. <laughs> evet. Ceylin... Arkadaşlarının isimlerini de söyler misin Ceylin'cim? Elif. Elif. Eliz ve Meyra. Elif, Mayra. Eliz, Meyra size de çok teşekkür Çok ederiz. teşekkür ediyoruz kızlar size de. Ceylin programımıza geldiğin zamanı hatırlamazsın. Çünkü bir buçuk yaşındaydın. Hatırlıyorum. İkincisini Mikrofonu mi hatırlıyorsun? hatırlıyorsun. Ha. Açık değil mi mikrofonumuz? Böyle burada suyla Çık oynuyordu. Mı? Durdurmaya çalışıyorduk seni çünkü çok hareketli evet. bir çocuktun. Ha? Her Abi. tarafını satmıştı, hatırlıyorum. Hocam hatırlıyorum. <laughs> 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 Dans edecektik Bir takım problemler çıktı o yüzden. Ondan Harikası. beri de zaten bu yaramazlıkları hep devam ediyor. <laughs> e ama. Çok, Evde çok bir... hareketli. Çok Öyle canlı mi? Tabii. Harika. Peki seni kutlarız başarılarından dolayı. Aynen. Çok önemli evet. şampiyonluklar elde ettin. Ama sen söylemek ister misin? Ben söylemeyeyim, sen söyle. Neler kazandın? 2023'te Avrupa Şampiyonası'na girdim. Hip Hop Battle, Hip Hop Solo Junior One, Female ve Breaking Battle. Hip Hop Solo Battle'da birinciliğim oldu. Avrupa Şampiyonu oldum. Hip Hop Solo Junior One'da da... E, Avrupa dördüncüsü oldum. O biraz daha kalabalık bir kategoriydi. Breaking'de de ikinci oldum. Harikasın. Tebrikler. Harikasın. Harikasın. Sonra da Polonya'da dünya şampiyonası oldu. Yine aynı organizasyonun. Orada da Breaking dünya şampiyonu oldum. Peki hedefin ha, ne Ceylin? Hedefin ne? 2026'da gençlik olimpiyatları var Breaking'de. Yani ilk olarak oraya katılma hakkı kazanmak istiyorum. O yüzden fazlasıyla yarışmalara gitmem gerekiyor. Evet. Antrenman yapmam gerekiyor. Daha sonra bu kazandığım şampiyonlukları ve elde ettiğim başarıları devamlı getirmek istiyorum ve artık büyüdüğümde de dünya çapında tanınmış iyi bir eğitmen olmak istiyorum. Harikasın. Peki zaten bu hikaye bu şekilde devam edecek belli ki. Sen zaten dünya çapında mutlaka ...tanınan bir eğitmen de olacaksın. İnşallah. Bizi temsil edeceksin. Peki Tolga'nın... Şey e, ...bebekken belli miydi Ceylin'in? Yoksa siz mi üstüne üstüne düştünüz? Şöyle çok iyi hatırlıyorum. Ee, i̇ki yaşlarında falan... ...televizyonda çok güzel bir müzik çaldı. Evet. Kendisini attı doğal olarak... ...dans etmeye başladı ama... ...esasında... ...onun dans etmesi anne karnında başladı. Aa. Aa. Tabii ki şöyle... <laughs> e, Annesi hamileyken ben bir Show TV'de sanıyorum Okan Bayülgen'in bir programına çıktım. Evet. O programda kolbastı olarak anılan ama benim hoptek olarak isimlendirdiğim bir türk dansı vardı. Evet. Onun tartışmalarına sürekli televizyon ekranlarından topluma yansıyacak şekilde katıldım evet. ve bu kolbastı ile hoptek örtüşerek çok ünlü bir dans oldu Türkiye'de. Çok. çok. Evet. Annesi de e 8 aylık hamileydi tahmin ediyorum. Hı -hı. Hop tek ayakla yapılan bir dans. Evet. <laughs> Devamlı. Hı -hı. E, ben o programda böyle jest olsun diye kim gelirse gelsin dedim. Benim okulumun kapısı herkese açık. Ücretsiz dedim. Öğreteceğim herkese Hoptek'i. <laughs> Aman Tanrım bunu söyleyen sen misin? Eyvah. Var olsun. Ertesi gün kilometrelerce kuyruk. Kuyruk. <laughs> e, ben yetişemiyorum tek başıma. Evet. Hatta şu ayağımın tabanı bile düştü Odan söyledikten sonra. Ciddi misiniz? Bir hafta bir hop tek yapıyorsun. Annesi de yardım ediyor bana. Şimdi annesi yardım ederken bakıyorum arada bir karnı hamile ya. Evet. Şöyle oluyor. Meğerse bu ayağınla vuruyor bu <laughs> o da içeride <laughs> Orada da hop tek hop tek başlıyor. Evet orada. yani çok anne karnında başlayan bir böyle e, genetik olarak da ee, Anne geçiyor. babadan ha? geçen bir şeyle. Allah ona sağlık versin. Tabii bunların Tabii. hepsi hayatta, ömürde bir insanın mutlu olabileceği gerçeğinden hareket ederekten kendini ileriye hazırlaması. Zaten az önce de kendisi de söyledi. Ee, Türkiye'nin adını yurt dışında ya. en iyi şekilde temsil etsin. Hı hı. Bayrağımızı göndere çektirsin. Ne kadar güzel. Marşımızı güzel. söylesin. Bir kere okutturdum. Ne güzel, ha, harikası. Olsun. Peki duygulanıyorsunuz değil mi? Tabii Çeliği ben alardım oradan. Ya. Ay şu anda da gözleriniz doluyor. Yok o bende bir şey var böyle ışıklardan oluyor herhalde. Ha, öyle mi tamam. evet. Bu <laughs> ama? Orada Boğaç da duyuyor musun Müge? Fonda hopteki. Şimdi hatırladım. <laughs> o dönem hop, bayağı ses getirmişti. Evet, evet. evet. Devamlı sıçrayarak yapılan bir Çok dans. Çok zor bir evet. dans. Bir, az önce yaptıkları gösteri zaten söyledi kendisi de break dans hmm. olarak hmm. halk arasında tanınan ve olimpiyatlarda ilk defa olimpik bir branş olarak kabul edilen breaking adıyla dünyada e, her yerde yapılan sokak dansı. Evet. Olimpik oldu. Bu yüzden bununla ilgili de biz altyapı çalışmalarını özellikle Türkiye'de break dans yapan bayan sporcu hiç yok. Yok Onlara evet. Onlara bir görür de. diyoruz. Bir gör diyoruz. Bir görür hiç yok. Birkaç tane var. E, şu ana kadar 50'ye yakın Sadece kız sporcu yetiştiriyorum. Harikasınız. Peki, Lideş, peki. Ceylin e, böyle hazırlanırken, e, a baba yeni şeyler bunlar, figürler bunlar. Sen gençleri bilmez, falan böyle birbirinize takılıyor musunuz? Çok. Üç, ne fırçalar yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o fırçayı merak... Çünkü bu gençler fırça atar büyüklere Ama biliyorum. Hayır ya yani, o anlamda değil. Ha. Yani söyle e, bu böyle şey çok bir bilgi küpü zaten şu anda da bilgi birikim var ve doğal olarak da söyledikleri de doğru tabii ki. Evet. Yani biz... Nerelerde takılıyorsun babana? Ya geliyor bana diyor ki <laughs> bu hareketi böyle yapacağım böyle değil. Ben de deniyorum olmuyor doğrusunu gösteriyorum böyle yapılacak diye tekniğini değiştirdiler çünkü yani aynı stilde dans etmiyoruz yani geçtikçe modern günümüze doğru hareketler değişiyor. Sonra kavga çıkıyor. <laughs> Ceylin, peki yeni yani sahneye baktığında, şu anda popüler olan isimlere baktığında, solistlere baktığında en iyi dans eden kim sence? Sonra size soracağım ama Ceylin'in duygularını merak ettim. Çok ünlü isimler var ya böyle sahnede dans eden yabancı falan? Türk yok. Türk. Ha ben, yerli, yerli yerlis. Ben Türk şarkıcıların sahnelerdeki performanslarını hiç izlemiyorum. Yani bir ke, birkaç kere Demet Akalın'a çıkmıştım. <laughs> evet. Sahnesinde dans etmiştim, performans yapmıştık grubumla. Evet. O kadar. O kadar. Peki. Yani bir izleyip de böyle şöyle dans etseler daha iyi olur dediğin bir O iz... çok var yani. Ben böyle çok izlemiyorum ama yani gözüme takılıyor ve yani neredeyse bütün dansçılar aynı gibi geliyor. Çünkü hmm. artık çok fazla dansçı tanıyorum ve gözüme böyle sıkıcı gelmeye başlıyor. Tabii onların müzikleri benim stilim olmadığı için kendileri daha iyi biliyorlar. Kendi koreografları daha iyi biliyor yönetmeleri hmm. hmm. gereken. Peki yani. siz siz nasıl değerlendiriyorsunuz şimdiki böyle e, sahnede dans eden isimleri? E, popüler olan isimleri baktığınızda izlediğinizde hatta bir örnek gösterelim mi? Evet gösterelim. Hadi bir örnek gösterelim. senin örneğin son dansı son vardı bakalım. Tolga. Bakalım, bak, bak, hadise hadise efendim, çünkü hadi. dansıyla ne kadar iddialı olduğunu da altına çiziyor. Bir hadiseyi izleyelim. Hocaya soralım. Ve yeni yetişmekte olan şampiyon Ceylin'e soralım. Evet, evet. alalım yorumları. Hadise bu kısmı özellikle koreografiyi koreograf çalıştırmış. Hmm. Hmm. Yani kendi iştenliğiyle doğal dans etmiyor öğretilen bir şeyi uygulamaya. Teknik oynaymış. yani dans ediyor. Yani güzel öğrenmiş. Hı hı. Yani çünkü ben sanatçıların hemen hemen hepsiyle eskilerden şeyh tutun füsünelalardan o zamanlardan Oo. bugünlere kadar dansın da kendi içerisinde bir gelişme evrimi var. Dolayısıyla hadiseyle 30 sene mi 20 25 sene şimdi yaşında ortaya çıkartmış oluyorum Ayıp olmasın tam hatırlamıyorum. Bir açılışla beraberdik orada çok da hareketliydi tabii. Hı -hı. Yani hareketi engelleyen tek şey insanoğlunda yaş. Ha. Yani insan yaş aldıkça hareketlerde hareket azalmıyor, şeyi düşüyor, kalitesi de düşüyor. Performans. Yani, yani evet. hadiseyi tanıdığınızda belki o hareketli zaman 20'ler falandı belki de. Yirmilerin Daha orta... Türkiye'ye yeni gelmişti. Yeni gelmişti evet, Belçika'dan. Bir e, otelin Antalya'da açılışında beraberdik. Ben de orada şov yapıyordum. <laughs> ama yine çok iyi maşallah. Evet. O dünyadaki performans, performans sanatçılarına baktığımızda 50'li 60'lı yaşlarda bile nasıl e, müthiş performansla dans ediyorlar aslında. E, yaş e, çok Ya çok değil ama. Ben değil. 75 yaşındayım. Ne? Maşallah. Maşallah çok iyi duruyorsunuz. Ceylin çok iyi durmuyor mu baban <laughs> Ha? Evet. <laughs> Dansın faydaları. Peki şeyi merak ettim Tolga Bey. Yani en iyi Türkiye'de şimdiye kadar sizin gördüğünüz en iyi dans eden kadın kim diye sorsam. Seyal Taner. Seyal Taner. Hele o Leopar böyle tulumuyla falan değil mi? Yani Seyal'in şov olarak sahne performansları apayrı bir yerde çünkü doğal dans ediyor. Yani ne kadar ortaya bir koreografi konulsa da onun içerisinde kendi kattıkları da var. Bizim çocuklar da az önce izlediniz. Evet. Onlara da ben her zaman şunu söylüyorum: Öğrendiklerinizi <laughs> cebinize koyun, kendi içinizden gelin. Çünkü dünya artık bunu yapıyor. Tabii duygusal. Kendi yaratıcılığını ortaya koyduğun bir stilin olacak ki kendini dans dünyasında kabul ettirebilirsin. Peki, Özellikle uluslararası. Evet. Peki geçmişten Seyyal Taner dediniz. Günümüzde en iyi dans eden, hani en iyi olmasa da size içlerinden gene en iyisi. Bu kişidir dediğiniz kim var? Valla belki şimdi e, ters gelecek Hande Erçel'i ben böyle bir programda bana gösterdiler izlettiler Evet hangi saracıyı nasıl e, dans ediyor diye orada en çok Hande Erçel'i bir de e, son televizyon programı Sarıkaya. Serenay Sarıkaya. Sarıkaya. Evet. Dansını beğendiniz. Dansını da beğendim. Stilini de beğendim. Hande Erçel'in bir reklam kampanyasında bir dans etmişti. Yerden yere vurmuşlardı kızı. O görüntü değil herhalde. Ben başka bir, birini izledim herhalde. Başka bir şeydi o. Çünkü Hande Erçel oyuncu hani pek öyle dans ederken. Yani sanatçı olarak Tarkan var yani bildiğimiz. Ha. Çünkü ha. Tarkan Tarkan e... Amerika'da da eğitimler dağılmış almış ben Tabii. anladığım kadarıyla dans. Bir de Tarkan gibi. dediğinizin demin dediğinize uyuyor böyle doğalından dans ediyor. Evet. İçinden geldiği evet. gibi. İçinden geldiği Tarkan gibi. her defasında çıktığı her performansında e, ben çok değişik performanslarını da izledim hem televizyonda hem sahnede canlı olarak da e, gerçekten e, kendinden her defasında değişik bir şeyler veriyor. Hı. Peki Hadise'yi Ceylin'e soralım Hadise Hadise'nin dansını nasıl buldun Ceylin Z kuşağı. Kızı olarak bence iyi yapmış ya, koreografiyi vücuduna yedirmiş, hmm. müzikte de iyi performans etmiş. Ben beğendim. Beğendin. Peki o zaman şöyle yapalım, ünlüler ve dansları diye bir konumuz var. Hoplayanlar, zıplayanlar, <laughs> sıçrayanlar. Evet. Bakalım hoca ve şampiyon buna ne diyecek? İzleyelim. Eyvah, yandık. <laughs> danslar çok konuşulur. İşte ünlülerin son günlere damga vuran dansları. Kalben dansları ile gündem olmaya devam ediyor. Bakalım bu dansı da bir önceki gibi uzun süre hafızalarda kalacak. Dansları sık sık gündem olan bir diğer isim olan Şevlem Şefir de tiyatro sahnesinde adeta kurtlarını döktü. Farah Zeynep Abdullah da yaptığı dansla uzun süre sosyal medyada konuşuldu. Özellikle evet. Kalben'i soralım. Evet, Kalben. Kalben dans mı? Ne? Kendince takılıyor mu? Nasıl yorumluyorsunuz bu dansı? Tolgağan Bey, Ceylin ne diyorsun? <laughs> Durdular. Yani bakıyorum da ben bir şey göremedim ki. Yani böyle zıplayarak böyle sert bir dans. Ama şöyle bir şey var. Ses ve dans ikisi birlikte yapılması kolay bir iş değil. Evet. Yani dans ederken şarkı söylemek performansını ses olaraktan da etkiler. Tabii ki biz burada bunları eleştirirken yanlış anlaşılmasın. Bir gözlem olarak. Tabii evet. yani ki. Bir... E, onun duygularını bizim hissetmemiz mümkün değil. O kendince şimdi çok çok hareketli, çok güzel yapıyor. Seyircisini mutlu etmek için çalışıyor. Yani onu ifade olarak, ben biliyorsunuz psikoloji mezunuyum aynı zamanda. Yani yorumları yaparken bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tabii ki evet. Ee, yani mutluluk dansı diyelim ona biz evet, evet, mutluluk dansı diyelim. Çünkü dans da şey vardır ya Tolga Bey dediniz böyle bir duyguyu yansıtma. Hani şarkıyla beraber duyguyu yansıtma. Tabii, Öfkeliysen bu. başka türlü dans edersin kafası değil mi? O ya içinden da, geldiği Ya gibi. da bizim gibi şey, örneğin benim gibi hayatta <laughs> dans edemeyen insanları da bir hizaya yola sokabiliyor <laughs> musunuz? Her türlü Diyorsunuz Tabii ki dans etmemek <laughs> için bir sebep yok ki herkes dans edebilir. Önemli olan koyduğunuz hedef yani siz profesyonelce bir dans etmiyorsanız, kendiniz için dans ediyorsanız yapılan her şey bir bahtır. Yapabilirsiniz. Evet. Ya da şöyle yapabiliriz. Ben şu an bu duygu içindeyim. Böyle evet. salınıyorum da belki başarılı bir sonuç çıkabilir. Buradan da. Örneğin Aleyna öyle takılıyor. Arkadaşı Kerimcan'ın albüm tanıtımında ee, Aleyna bir figürler yapıyor, dans mı, mutluluktan uçuyor mu? Karar veremedik ama Görün ustasına bakalım. soralım, ben Ustaya soralım, <gülüyor> İzleyelim. <gülüyor> İzleyelim. İzleyelim bakayım. Evet, nasıl bir dans? Orada. Evet. Ceylin ne diyorsun? <laughs> Aleyna nasıl dans ediyor sence, güzel mi? Bence yani vücudun doğru taşıyor yani, hı. o anda kalmış, o anı yaşamış. Bence güzel dans etmiş. Hı hı. Yani o anda eğlenmiş arkadaşlarıyla partide. Evet. Parti demişler. Ya en güzeli ben anladım. Bir şampiyondan bir ustadan şu son çıkıyor. Yani ne biçim dans ediyorsun diyenlere şöyle cevap verebiliriz. O an öyle bir duygu içindeydim. Ha. O Aynı. duyguyu yansıttım. Çünkü ha? Bu işin böyle şeyi. <laughs> <laughs> şey, duygu duyguyla yürüyen bir şey değil mi dans? Yani o anda Müge'nin dediği gibi ne hissediyorsan hangi duygudaysan. Aleyna da o duyguda demeyin. Mesela yarışmaya girdiğin zaman her katıldığın yarışmada sen kendince, ben sordum soruyu kusura bakmayın. Estağfurullah. Kendince o andaki ortaya koyduğun performans iyi olması için uğraşıyorsun, kendi doğallığından bırakıyorsun ya dans ederken. Yani eğer bir orada bir hedefim, bir başarım varsa ikisine de çok dikkat ediyorum. Çünkü benim için o anda çalan şarkıyla, e, müzikaliteyle dans etmem benim için çok önemli. Çünkü yani jürilerin bizim kültürümüzde hip kültüründe baktığı, yarışma anında baktığı en önemli temel şey, şartlardan biri de müzikalite. Yani o sırada müzik sana ne hissettiriyorsa, o hareketleri sana işte o müzikte hangi enstrüman veriyorsa ona göre yani vücudumu ona göre sergiliyorum ama aynı zamanda iyi olmam gerekiyor ki o hedefime de ulaşabileyim. Ceylin şimdi seni dinlerken ne düşündün biliyor musun? Şimdi bir tura gideceğiz ama senden şunu istiyorum. Şu anda hangi duygudasın? Yani duygu durumu olarak ne ben hissediyorsun? Mi? Çünkü ona göre sana şeyi soracağım. Şu anki duyguyla hangi müzik, hangi figürler gelir ama bir tura gidelim mi? Tamam bir tura gidelim. Tura gidelim biz Ceylin'e. Yorumlu turda yorumlayacağımız şeyler var ama Tolga. Evet. Açış yok mu gözünden? Tamam. Yılmaz Morgül önce ateşe Adından sosyal medyanın diline düştü. Daha önce Ece Seçkin'den Yılmaz Morgül taklidi geldi. Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısı büyük beğeni toplamıştı. Yılmaz Morgül Mert Demir'in yorumunu beğenmediğini söyledi ve şarkıyı kendisi yorumladı. Can Gökbakar da Yılmaz Morgül'ün yorumuna kayıtsız kalmadı ve işte bu videoyu paylaştı. Yılmaz Morgül'ü taklit eden bir diğer isimse Ece Seçkin oldu. Sosyal medya evet. çalkalandı. Yılmaz Morgül'ü bir o tarafa düşürüyorlar bir bu tarafa düşürüyorlar. Ne, ne, ne diyorsun? Ama Şahan'ın yaptığı ortada zaten. Ne diyor? O kadar güzel e, kendi mesleğini ortaya koyarak eleştirisel yapmış ki evet. bizim bir şey söylememize gerekçe kalmamış ama Ceylin söyleyebilir. Ceylin diyebilir. sen ne diyorsun? Yani, yani evet. performansı nasıl yorumluyorsun? Kimi? Bu ateşe Kimi? düştüm. <laughs> Yılmaz Morgül, Morgül. performansı. Ee... Aa o, yapıyordu ya. O bunu. hangisi bağıran mı yoksa güzel? Ee, zaten... Ha beğenmedim. Beğenmedim. Beğen. <laughs> Sen zaten de niye ben de burada bağıracaktım? <laughs> Benden ne mi karıştırdı? Evet. Söylediğim benzetmeyi yapabilir evet. miyim? Tabii tabii ki, ki yap. Eski okulumda ciyak ciyak sabah bağıran arkadaşlarım gibi hissettim. <gülüyor> <gülüyor> evet, haklısın. haklısın. Ama Yılmaz Morgül bu. Konuk ettiğinizde de kapıdan içeriye girişte hepimiz kuliste havaya şey yapıyoruz, kalkıyoruz. Bağırarak giriyor içeriye. Oo falan yapıyor. <laughs> Peki devam edelim. Edelim boşanma arttı, evlilik azaldı. Türkiye'de son 20 yılda evlenme oranı düşerken boşanma oranı yükseldi. Türkiye'de 2004'te 615.557 olan evlenen çift sayısı 2023'te 565.435'e geriledi. 91.022 olan boşanma sayısı da 171.881'e yükseldi. Boşananların sayısının %89 arttığı son 20 yılda 11.800.266 çift evlendi. 2.559.910 çift yollarını ayırdı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre... Boşanmaların daha çok 30-39 yaşında gerçekleşmesi dikkat çekti. Boşanmalar kadınlarda en çok 30-34, erkeklerde 35-39 yaş grubunda görüldü. Konser anında Alzheimer olan annesi telefonla görüntülü aradı. Mahsun Kırmızıgül sahnede gözyaşlarını tutamadı. Mahsun Kırmızıgül'ün yıllar önce klibinde oynayan annesi Faika Bazencir, Alzheimer hastalığı nedeniyle oğlunu zaman zaman tanıyamıyor. Bu acı olay Kırmızıgül'ü her seferinde ağlatıyor. Mahsun Kırmızıgül konserinde annesinin görüntülü aradı. Annesine seslendi. Herkes duygulandı. Mahsun Kırmızıgül annesinin acı kaderini anlattı. Sesiyle abi İbrahim tatlı sesi ağlattı. Makyajlı halleriyle herkesi şaşkınlığa uğrattı. İbo'nun kardeşi Hüseyin Tatlı neden makyaj yaptı? İbo'nun kardeşi Hüseyin Tatlı neden makyaj yaptı? İbrahim tatlı ses show programında onu ailemizin en küçüğü diye tanıtmış Hüseyin Tatlı şarkılarıyla abi İbrahim tatlı sesi sesiyle ağlatmıştı. Tatlı sesi sesiyle ağlatan kardeş Hüseyin Tatlı kızı Asya'nın isteğini kırmadı ve makyaj yaptı. Bekle <laughs> Hüseyin Tatlı'nın takipçileri şarkıcıya aman abin İbrahim Tatlıses bu hallerini görmesin dedi. Belediye Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu sanatı bırakacak mı? Etimeskut Belediye Başkanı oyuncu Erdal Beşikçoğlu bir delinin hatıra defteri adlı oyunda oynadı. Ertesi gün öğle belediye çalışanlarıyla yemek yiyen Beşikçoğlu sanatı bırakmadım. Behzat Ç'yi Etimeskut halkıyla birlikte çekeceğiz dedi. Evet Erdal Beşikçoğlu sıra dışı bir belediye başkanı. Çünkü akşam yine tiyatro evet. oyununu bırakmıyor. Sabahta belediye başkanlığı görevini yürütüyor ama bir öğrendik ki sizin öğrenciniz olmuş. Evet. Evet bir film sahnesinde partneriyle birlikte eski bir dansı yapması gerekiyordu. Evet. Swing diyoruz biz o dansa. Onunla ilgili aşağı yukarı bir 10-15 saat geldi eğitim aldı ve çok da başarılı. Öyle mi? Bir e, for şey sergi gittim çünkü galasına filmin. Evet. Çok başarılı bir performans sergiledi orada. Ha, harika. harika. Peki sizden böyle ders alıp da performansına hayran kaldığınız birileri başka kim var Erdal Beşikçioğlu dışında? Yani saymakla bitmez tabii şimdi. Şöyle ilk 3-5 evet, falan ilk, geliyor ilk, mu akla? Evet. 5 güzel olur. <laughs> Bilmiyorum söylemek ne kadar doğru olur. Bazıları istemiyorlar çünkü söylenmesini. Söyle ha. istemedikleri için. Aslında yine güzel dans başarılı, alakalı. Başarılı olanı söylemekte sakın. O kadar çok ki ayrıca ha. yani benim kursumun eğitmenleri setlere gidiyorlar. Ha. Setlerde hani izlediğimiz dizilerde dans ediyorlar ya bazı evet, evet. dizi sanatçısı arkadaşlarımız. Bunların hepsi orada eğitmen eşliğinde yapıyorlar. Tabii yönetmenle birlikte bir şey kurarak. Bağlantı kurarak. Yani hem görselliği hem. Mesela çok iyi hatırlıyorum. Çok eskiden bir sanatçı hiç dans edemedi. Evet Ona benzeyen birini bulduk. Yönetmen de ayaklarını çekti onun ayakları gibi. Arkadan <laughs> çekti bilmem ne falan. Bunlar gerçi bütün dünya sinemalarında yapılan Tabii. şeyler. Dans çok zor bir şey. Dolgan tamam dans ettiririm edemeyene de diyorsunuz da ama edemeyen böyle düşünmüyor yani. Ya yürüyen herkes dans eder. Hatta Öyle şimdi mi? biliyorsunuz dünya şu anda e, World Ability Sport diye bir dünya federasyonu var. Evet. Paralimpik olaraktan kurulmuş bir federasyon. Hı -hı. Tekerlekli sandalyedeki e, dansa gönül vermiş olan tüm insanların dünya şampiyonası yapılıyor. Evet, evet. Biz de geçtiğimizde Canova'da İtalya'da yapıldı hem bir dünya şampiyonluğu aldık bir kategoride hem ikinciliği aldık. Geçtiğimiz günlerde de e, Hollanda'da yapıldı. Orada da aynı şekilde hem dünya şampiyonluğu ve dünya ikinciliği aldık. Süper, yani tekerlekli süper. sandalye şu yani e, engelli bir arkadaşımız oturduğu sandalyede bir de ayakta hmm. veya freestyle olarak yaptığı zaman kendisi bireysel olarak dans edebiliyor. Ve Türkiye'de ilk kez Dünya Kupası olarak 11-12 Mayıs tarihinde Hı hı. Antalya'da yarışma yapacağız. 23 ülke katılıyor. Çok bu konuda ben şey. hazır yeri gelmişken bu konuda bize verdiği destekten dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın baka çok teşekkür ederim. Ne kadar yapıyorsun. güzel, evet, harika. Evet. Peki tura devam edelim. Ki, bravo size böyle çocuklar. Böyle gururla izliyorsunuz. Evet. Ama bravo. genç kuşaktan birini değerlendirirken hani neler söylemek istersiniz? Ceylin kızım onu yap, bunu yapma. Şöyle der misiniz? Eleştirir misiniz? Tabii ki eleştirmek zorundayız zaten. Evet. Yani eleştirinin olmadığı yerde başarı gelmez. Hı. ki onlar da kendi eksikliklerini biliyorlardır. Eleştirirken ama dozunu kaçırmamak lazım. Çünkü bu çocuklar Aşağı yukarı 5-6 seneden beri bu işe emek veriyorlar. Evet. Örneğin az önce yaptıklarında evet. E, koreografileri olmadığı için aradaki en baştaki o 10 saniyeyi beklemek zorunda kaldılar. Aslında zorunda değiller. Dansçı orada ha. en zor 2-3 tane hareketi yapar orayı dolduruyor. Çok Evet. Orayı. Ama evet. profesyonel yakalıyor tabii ki. Yani Bize her şey akıyor. Ondan sonra yani. girdiği pro koreografide de e, çok ufak tefek senkronize hataları vardı ama müzikaliteleri yüksek. Evet. teknikleri iyi. Görsel olarak baktığınız zaman bizim toplumumuzun en çok sevdiği şey senkronize dans etmek. Evet. Hı. Ve ben 15 sene, 20 sene evet. hep senkronize danslarla daha çok yaptığım programlarla evet. izleyiciye ulaşmaya çalıştım. Ve tabii ki çok özel bazen dansçılar çıkıyor. Onları çok iyi arayıp bulup aradan süzgeçten geçirir gibi çıkarmak lazım. Bunlar Hı -hı. gerçekten doğal olaraktan kendi içinden gelen bir yaratıcılıkları var. Evet. Bakın 83 yılında evet. ben böyle sporcular buldum. Hı -hı. Birisi dünya üçüncüsü oldu. İtalya'daki yarışmada o zaman federasyon yok. Hı -hı. Kendi imkanlarımızla kendimiz gidiyorduk. Konuş bir tane Ankara'lı iki tane çocuk buldum. İkisi bir şov koydular. Ben de balkondan seyrediyorum aşağıya. Sonuçlar ilan ediliyor. 5000 kişi var içeride belki. Hmm. Grenoble'daydı Fransa'da. Türkiye, Türkiye dediğini duydum. Bir baktım Avrupa şampiyonu olmuşuz. Wow, Aa, süper, Ne yani, kadar güzel ya. Yani inanmak da zor. Bakın, evet, o evet, yıllardan evet. bugüne 83 kadar. 83 yılından bahsediyoruz toplum ya. Toplum dans da yaratıcılıkta. Da, Avrupa'dan çok çok daha ileride. Ya, evet Evet. Tolga evet. Ankara evet. oynarız biz. Evet. Diye. <laughs> Türk insanı. Cır etsin, Türk kaldı. insanı dediğiniz gibi dansı çok sever ve evet, çok doğru söylüyorsunuz. Yani etrafımda illa figürleri bilmese de minicik bir müzikle Mutlaka o zaman dans şu reklamın biz müziği bile. reklamın müziğiyle böyle bir dans figürüyle reklamlara mı gitsek acaba? Sen figürünü <laughs> yap ben yanına yapamam. Ceylin bir reklam figürü yapar mısın? Reklamlara reklam gidelim. <laughs> ha? Ha. yapamaz mısın o zaman konuş yapar seninle. yapar Hadi. Mi? Ya. lütfen konuş konuş benimle lütfen Evet. hocayla konuşuyorduk bir dansçı olarak günde ne kadar çalışıyorsunuz yani ben kendi şahsıma evet o popüler olduğum dönemlerde dansın ekrandan topluma yansımasında inanın ki her gün 8 saat yapıyordum düşünün şimdiki nesil belki 1500-2000 tane antrenörüm var evet. hepsine de aynı şeyi söylüyorum sporcularınızı Mutlaka her hafta haftada en az 3-4 gün Hı. geldiklerinde birkaç saat değil 5-6 saatten aşağıya çalıştırmayın. Ama sporcuya da şöyle bir hak verin Hı. kendi kendini idrak edip kendisi performansını yükseltmek için kendi başına çalışabilirsin. En az ama 5-6 saat 7 Hocam, saat diyorsunuz. Hemen. şimdi siz şimdi de durmuyorsunuz. Evet. Yok duramıyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor> İşin tabiatı öyle yani. Tabii evet. ki evet. aynen. Peki Ceylin çok bayrağımızı dalgalandır uluslararası arenalarda senin takipçin olacağız. Evet Ceylin. Ta iki yaşından bu yana takipçisiyiz zaten. Hocam çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, teşekkür, evet. teşekkür ediyoruz. Ayaklarınızın Hoşça Ceylin takipteyiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim.